Futbolun olmazsa olmazı sadece futbolcular değil, hakemlerde futbol denildiğinde ilk akla gelenler arasında. Hakemlerse genelde ciddi tavırlarıyla biliniyorlar. Fakat bugünkü videomuzda ezber bozuyoruz ve inanılmaz şeyler yapan hakemlerden bahsediyoruz. Futbolda yaşanmış eğlenceli anlara geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza yurt dışında oynanan futbol maçıyla başlıyoruz. Korner çizgisindeki pozisyonda kadın yan hakem bir futbolcuyla beraber kenardaki panoların üzerine düşmüşler. Gelin bu ilginç anı yakından bir kere daha izleyelim. Yine futbolcular tarafından düşürülen hakemi izleyeceksiniz. Yan hakem futbolcunun hamlesi sonrasında kendisini reklam panolarının arkasında bulmuş. Yurt dışında görev yapan yan hakemin maçın ortasında midesi bulanmış. Daha fazla dayanamayan hakem kenara gidip işte böyle rahatlamış. Bunun üzerine maçın hakemi meslektaşına kırmızı kart göstermiş. Yeşil sahada inanılmaz şeyler yapan hakemlerden bahsetmeye devam ediyoruz. Hakem futbolcuların arkasından geçerken bir futbolcunun yüzüne doğru köpük sıkmış. Durumu fark ettikten sonra ise özür dilemek için geri dönmüş. Şu ana kadar gördüğünüz en ilginç serbest vuruş çizgisini izleyeceksiniz. Yan hakem serbest vuruş kullanılmadan önce yere kocaman bir yarım daire çizmiş. O anlardaysa herkes şaşkınlıkla hakemi izlemiş. Sıradaki görüntüde ise futbolcu sinirinden kadın hakemi küçük düşürmeye çalışıyor. Hakeme itirazını çok yakın bir şekilde yapan futbolcu maçın hakemi sarı kartta işte böyle durdurmuş. Videomuza bir fotoğrafla ara veriyoruz. Yeşil sahalardan çekilmiş bu fotoğrafta kadın futbolcu üzerine çıkarmaya hazırlanıyor. Peki sizce kadın futbolcu neden herkesin gözü önünde formasını çıkarıyor olabilir? Tahminlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Ciddi bir hakemde sıra. Serbest vuruş için topun nerede duracağını göstermek için yere köpük sıkan hakem futbolcunun da ayağını köpüklemiş. Futbolcu hakeme gösterince ise hakem affetmeden sarı kart göstermiş. Hakemlerin yeşil sahada yaşadığı inanılmaz anlardan bahsedeceğimiz videomuza Türk hakem Fırat Aydınus'a devam ediyoruz. Fırat Aydınus sarı kart gösterdiği için kendisine bağıran futbolcu Lima'yı bakışlarıyla işte böyle dize getirmiş. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ise verdiği karar sonrası saha bir anda karışmış. Önce futbolcular hakemin üzerine yürümüş, daha sonra ise hakem futbolcuya attığı yumrukta kendisini kurtarmaya çalışmış. Ancak bu yumruk tansiyonu daha da artırmış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Evet, futbol maçlarında hakemler de pozisyonun içerisinde yer alırlar. Ama pozisyonu izledikten sonra bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Peki sizce hakeme çarpıp ağlarla buluşan top gol mü yoksa değil mi? Yine hakeme çarpıp ağlarla buluşan top. Kafasına sert darbe alan hakem direkt golün geçersiz olduğunu belirtmiş. Şortu indirilen bir hakemde sıra. Futbolculardan biri hakemin şortunu sahanın ortasında işte böyle indirmiş. Hakemin kendisine sarı kart göstermesine sinirlenen futbolcu elini hareket ettirince kart yere düşmüş.
Bunun üzerine hakem futbolcuya kırmızı kart göstererek oyun dışında bırakmış. Maçın son dakikalarında sakatlanan futbolcu için sahaya giren sağlık görevlileri işi uzatınca hakem tarafından resmen zorla saha dışına çıkarılmışlar. Hatta bir görevliye hakem sarı kart bile göstermiş. Genelde futbolcuların birbirlerine faul yapmasına alışkınız. Fakat şimdi izleyeceğiniz maçta hakem kaleciye faul yapmış. Ya da daha doğrusu kaleci, hakem kendine dokunur dokunmaz kendisini yere atmış. Sahaya giren ateşli taraftarlara, köpeklere alışkınız. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde sahaya bir kuş girmiş ve özellikle yan hakeme epey zor anlar yaşatmış. Çocuklar arasında oynanan futbol maçını yöneten hakem hayatının en büyük darbesini yemiş. Çocuk topa çok sert vurmuş olacak ki hakem direkt acılar içerisinde kendini yere atmış. Şimdi ise romantik bir andayız. Maç öncesi hakemlerden biri diğerine evlenme teklifi etmiş. İşte o romantik ve duygusal anlar. Kim demiş sadece hakemler kramponlarını kontrol eder diye? Şimdi izleyeceğiniz görüntüde futbolculardan biri hakemin kramponlarını kontrol etmiş. Ortaya da komik görüntüler çıkmış. Maçın dördüncü hakemi sahaya yanlış zamanda top atan top toplayıcı çocuğu tribünlere göndermiş. Muhtemelen birçoğunuz daha önce böyle bir ana şahit olmamıştı, öyle değil mi? Futbolcular sadece rakiplerine faul yapmıyorlar. Tıpkı şimdi izleyeceğiniz pozisyonda olduğu gibi hakemlere de faul yapabiliyorlar. Gelin hakemin acılar içerisinde yere düştüğü bu pozisyonu bir kere daha izleyelim. Sizce pozisyon faul mü yoksa değil mi? Faul pozisyonunun içinde bulunan bir diğer hakem de sıra. Yerde yatan hakeme sitem eden futbolcuya bu sefer hakem faul yapmış. İşte o ilginç ve eğlenceli anlar. Yurt dışında futbol maçlarında görev yapan bu kadın hakemse hem taraftarların hem de futbolcuların gözdesiymiş. Yeşil sahada kendine güvenerek yürümesi ve güzelliğiyle kadın hakem dikkatleri üzerine çekiyor. Hatta bir maçta yaptığı bu harekette futbolcuyu kısa süreli de olsa korkutmuş. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde troll hakem baraj çizgisini aşan futbolcunun hem kramponuna hem de yüzüne köpük sıkmış. Yıldız futbolcu Ronaldinho, Milan'da oynadığı dönemde sahada maçın hakemiyle arasında ilginç bir olay yaşanmış. Hakem kendinden emin şekilde cebinden Ronaldinho'ya sarı kart çıkardığını düşünüyor. Hemen hatasını fark eden hakem bu sefer sarı kartı gösteriyor. Hakemin bu hatası Ronaldinho ve hakemi epey eğlendirmişe benziyor. Bu görüntülerde ise futbolcu fark etmeden kadın hakemin göğsüne dokunuyor. Kadın hakem ise hiç beklemediği anda gelen bu dokunuşla hayli şaşırıyor. Milli maçı yöneten kadın hakem, Brezilyalı futbolcu Kaka'nın yaptığı faul sonrası oyunu durdurmuş. Önce Kaka'ya sarı kart göstermiş, sonra da bir anda hakem olmaktan çıkıp bir hayranı gibi Kaka'yla fotoğraf çekilmiş. Kaka da gayet normal bir şeymiş gibi maçın ortasında kadın hakemle işte böyle fotoğraf çekilmiş. Sıradaki görüntüler ise ülkemizden. Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun hakeme çok sinirlenmiş olacak ki bu sefer kırmızı kartı o hakeme göstermiş. Tabii bu hareket sonrası Salih Dursun gerçek kırmızı kartı kendi görerek maç dışında kalmış. Hakemlerin sadece futbolculara kırmızı kart gösterdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mesela bu maçta hakem sahaya giren köpeğe kırmızı kart gösterip onu saha dışına almış.
Hakemler de çoğu zaman adrenalini yüksek maçlardan nasiplerini alabiliyorlar. Elbette hakemlerin kadın olması bu durumu engellemiyor. Tıpkı yurt dışında oynanan bu maçta yan hakem olarak görev yapan kadının futbolcuyla beraber reklam tabelalarıyla birlikte yere düşmesi gibi. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde yan hakemi seyircilerden bir tanesi kötü bir şaka yapmış. Hakem ise yaşadığı şoku hemen atlatıp maça dikkatini vermiş. Videomuzun en komik, en eğlenceli hakeminde sıra. Kendine has tavrıyla maçı yöneten hakem, alışık olduğumuz hakemlerden epey farklı, öyle değil mi?